merhabalar. 100 soruda tekrar testi çözeceğim. 60. sorudayım. Ancak hemen şunu söylemem gerekiyor. Yine kısır bir durumun içine girdik maalesef. Müfredat daraltılacak. Daraltılsa ne olur? LTI ne olacak? Yani o limit türev integral ne olacak? Ee, soruları var. Ee, gerçekten kafanızdaki soru işaretlerini anlıyorum. Ama Milli Eğitim Bakanı yani işin zirvesinde olan insanın açıklaması. işte bu hafta bakacağız karar alacağız. Karar alırken daraltacağız mı yoksa daraltırsak ne kadar daraltacağız dediği bir yerde. Lütfen yorumlara girmeyelim. Bu haftayı biz e, milletin böyle düşündüğü bir zaman diliminde farklı bir şey yaparak geçirelim. İsterseniz arkadaşlar biraz daha geometriye yönelin. Nasıl olsa geometri hem TYT'de çıkıyor hem AYT'de çıkıyor ve geometri de arkadaşlar açık söylemek gerekirse çember analitiği hariç her konu zaten 11. sınıfa kadar gördüğünüz konular. O zaman biz de bu anlamda hani tabiri caizse rakip elemek mi dersiniz? Dezavantajı avantajı çevirmek mi dersiniz? Biraz arkadaşlar bu ölü gibi görünen zamanı böyle değerlendirelim. Yoksa yine olur da hani düşünsenize Milli Eğitim Bakanı Cuma günü açıklama yapacak. Ta o zamana kadar bir hafta beklesek. E şimdi o sinir stresle mi bekleyeceksiniz? Bir de WhatsApp gruplarında muhabbetler dönüyor. Instagram'da dönüyor. Youtube'da dönüyor. Hocalar yorum yapıyor arkadaşlar. Herkes böyle analist oluyor yani. Sınav analisti herkes. Sınavda bu çıkarsa böyle olur. Şunu yaparız falan filan. Şu an ben, bence bunları düşünecek zamanda hadi öğretmenler olarak biz diyelim kafa yoralım ki ben yormuyorum. Çünkü hiçbir faydası yok. Çünkü benim yani kafa yormamı gerektirecek bir karar almıyorlar ki. Karar alacaklar ve biz ona uyacağız. Buna mecburuz. Beğensek de beğenmesek de o karar alındıktan sonra biz o sınava gireceğiz. Ve gerçekten de arkadaşlar bir haftamız boşuna gidecek bu sefer. Zamanınız çok kıymetli. En değerli şeyiniz sağlığınız ve zamanınız arkadaşlar. Bunların ikisinden de olmayalım. Sağlığımıza dikkat edelim. Evin içindeyiz. Psikolojik sağlığımız da buna dahil. E, psikolojik sağlığınız hatta bedensel sağlığınız da etkilediği için arkadaşlar lütfen gruplarınızda, e, sosyal mecrada bu konuyla ilgili izlemeyin. inanın daha çok rahat edersiniz. Çünkü bana şöyle bir soru geldi geçen gün. Hocam soru bankası çözmek netlerimizi arttırmıyormuş ve çok faydasızmış. Siz olsanız soru bankası çözmek yerine sadece deneme çözer miydiniz? TET'de. Artık ipin ucu kaçmış arkadaşlar. Ben yakalayamıyorum yani bazı noktalarda. Herkes kendince bir yorum üretiyor. Herkes kendince... E, olmayan şey üzerinden analiz kasıyor. O zaman da arkadaşlar size hiçbir faydası olmuyor. Ben üzülüyorum gerçekten. Yoksa yani birçok video ders videosundan daha çok izleniyor. Daha çok kitleye ulaşma şansım olabilir. Ama bu benim içime sinmiyor. Çünkü sadece sizin kaygılarınızı arttırıyoruz biz. Yani benim burada sınavın e, müfredatının daraltılacağı ile alakalı yapacağım her yorum sizin kafanızda yeni bir soru işareti oluşturacak. Biz sınav formatı değişirse veya değişmezse yani o karar alındıktan sonra ne yapmalıyız o zaman isterseniz konuşalım. Ve bu haftaya özel bence rakip elemek mi dersiniz buna yoksa işte dezavantajı avantajı çevirmek mi ne derseniz deyin. Bu hafta farklı bir şey yapalım. Mesela geometri çalışalım arkadaşlar. Geometride nasıl olsa çember analitiği hariç her konu 11. sınıfta bitti. Haliyle TYT, AYT aynı. Ee, rakipler acaba bu çıkacak mı? Allah'ım ben limiti hallettim boşuna mı gitti? Türev yani buna siz de dahilsiniz. Tabii çalışan öğrencilerim var, sizden de var biliyorum. Bu tartışmaları e, bir kenara bırakıp kendimize fayda sağlayacağımız bir kanala girelim. ...en azından şunu diyelim yani. Karar açıklanana kadar ben geometri eksiğimi kapattım. Şimdi ben fen derslerinizde bir şey diyemem. Geometride birçok öğrenci eksik. Eksik olmayan öğrenciler de mükemmel seviyede değil. Biz böyle değerlendirelim. Bir de normal TYT tekrarımızı yapalım. Eksikleriniz varsa onları kapatın. Zamanı değerlendirelim. E... Girecekseniz sosyal mecrada yine girin. Bence girmeyin bu aralar ama... ...illa girecekseniz de lütfen arkadaşlar... bu. E, yorum odaklı şeyleri takip etmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi soru soruyu doğuruyor. Kafa karışıklığı yeni bir kafa karışıklığına sebep oluyor ve gerçekten geçen sene de giren arkadaşlarımız oldu sınava. Hatta mezuna kalanlar da vardır. Mecburen karar alınıyor ve biz o karara uygula, uy, uyumak zorundayız. Haliyle isyan etmeyin, canınızı sıkmayın. Hani böyle Size ahkam kesmiyorum kesinlikle zaten öyle bir şey hakkında yok yani sonuçta ben sınava girmeyeceğim ama ben sizi düşünüyorum lütfen ders çalışın arkadaşlar ders çalışmadıktan sonra sınavın nasıl olduğunun hiçbir önemi yok o yüzden lütfen bu anlamda dediğim tavsiyelere uyun psikolojiniz çok önemli sağlığınız çok önemli ders çalışmanız çok önemli biraz böyle değerlendirin sonrasına bakarız inşallah. Zaten elimizden geldiğince size yardım ediyoruz. E, mümkün olduğunca bakın ben şimdi tekrara başlayacağım. Bunlarla ilgili yardım ediyoruz ama yani diğer şeylere yardım edemeyiz. Psikolojinize, iç dünyamıza, neler düşündüğünüze katkı sağlayacak şeyler yapmamız çok daha zor. O yüzden burada biraz tek başınıza kalıyorsunuz. E, bu tavsiyelerime uyarsanız bu haftayı daha iyi geçirirsiniz. Ben de bu anlamda size Vaktim olursa geometri tekrarı yükleyerek faydalı olmaya çalışayım. Böyle bir durum olsun. Hani rakip elemekse rakip elemek dediğim gibi üzerimize düşeni yapmak olsun. Sonra da gönül rahatlığıyla devam ederek artık o sıkıntılı durumlar olmamasını diliyorum ama olursa çözümleri üretiriz. Zaten ülkece sürekli çözüm üretme odaklı bir hayatımız var. Sorunlar geliyor, problemler geliyor. Biz de böyle gerçekten analitik düşünme becerimiz matematikten değil de bu sorunlara çözüm üretmek sayesinde gelişiyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok yani. Problem çözüyoruz sorularda. Hayatta da çözüyoruz maalesef. Bu kadar erken keşke sıkıntılarla karşılaşmasaydınız ama hayat arkadaşlar. Allah beterinden korusun diyoruz. Ne yapalım yani? Şimdi başlayalım. Zaten yani ben iki dakika bir şey söyleyeceğim deyip yine yedik dakika olmuş kusura bakmayın. 160 soruluk bir test sınavının cevap anahtarı hakkında aşağıdakiler bilinmektedir. A, B, C, D, E olarak 5 seçeneklidir. A ve B seçeneklerinin sayısı birbirine eşit. D seçeneği diğerlerinin toplamı kadar. Yani bu. C seçeneği sayısı diğer seçeneklerin toplamının 3'te 1'i kadardır. C eşittir. A artı B artı D artı E bölü 3. E seçeneği de arkadaşlar diğer seçeneklerin Toplam sayısının 7'de biri kadardır. Şimdi yerine yazı yazı gideceğiz. Yani inşallah içinizden küfür etmezseniz bu soruda arkadaşlar bana. Çünkü evet soru e, zor bir soru değil ama birbirinin yerine yazıp artık hızlı davranma sorusu. E, çözmek istediğim bir soru olduğu için açıkçası ilk sorudan biraz da bir vurucu oluyor ama ben bunu onların her çözerim diye planlamamıştım başlangıçta. Normalde bakın 11. soru o yüzden ilk soru olmasından dolayı kusura bakmayın. Şimdi e, ne yapacağım burada? D'nin A artı B artı C artı E olduğunu biliyorum. Artık B gördüğüm yere A yazarım. Burada da B gördüğüm yere A yazarım. Şimdi D'nin zaten 2A artı C artı E olduğunu bildiğim için arkadaşlar. 3C eşittir 2A. Sonra 2A oradan. C oradan. 2 tane de E buradan. E, ne geldi? 2C eşittir 4A artı 2E. C de buradan 2A artı. E geldi arkadaşlar. Bunu böyle yaparım. Sonra E'ye geldiğim zaman E'nin de A artı B artı D artı C bölü 7 olduğunu biliyorum. Şimdi yine yerine yazmaya devam edeceğiz. Özel bir şey yapmıyorum. A, A. D'nin arkadaşlar ne olduğunu biliyoruz. 2A artı C artı E değil mi? Bak D gördüğüm yere hemen ne yazacağım? 2A artı C artı E. Ancak... C yerine siliyorum. 2A artı E'yi eklemeyi unutmuyorum. Sonra arkadaşlar e, Bu D'ydi. Bu A, bu B. Sonra bir de C var. C zaten 2A artı E'yi eşit. Bunun 7'i biri. Yerine yazarak tek bilinmeyen haline getirdim neredeyse. Bak 7E. 1, 2, 4 6 8. 8A oldu. E buradan, E buradan, E buradan. 3E de oradan geldi. 4e eşittir 8a'dan e'nin 2a olduğunu gördük. İşte bu noktada soru bitti arkadaşlar. A, B, C, D, E. A zaten A. B, B. E'yi e 2A bulduk. Hemen yerine yazarsak C neydi? 2A artı E. E gördüğüm yere 2A yazarsam C 4A oldu. Sonra D neydi arkadaşlar? D de 2A artı C artı E'ydi. Dolayısıyla Burada artık 2A, C'yi kaç bulduk? 4A, E'yi yine bulmuştuk demin 2A. Buradan da 2, 4, 8A oldu. Yerine yazmamız yeterli artık arkadaşlar. E, topladığımız zaman bunların hepsini 2A, 4A, 6A, 8A, 14A, 2 daha, 16A. 16A eşittir, 160. A buradan 10 geldi. Benden D doğru cevaplarının sayısını istiyordu. 8A olduğu için... 80 oldu. C'nin de doğru cevapları oranını soruyordu. Oran nasıl bulunur? İstenen bölü tüm. Yani tümü de arkadaşlar 20 A. 4 bölü 20'den şey pardon 16 A değil mi? Yanlış topladım. Evet 16 A. 8, 10. Evet 16 A. O zaman 1 bölü 4, 1 bölü 4'te de ne demektir? Yüzde çarparsak yüzde 25. Demek ki buradan arkadaşlar x 80 geldi. Y'de. 25 geldi. Bunların toplamı 105 oldu bu şekilde. Hani sözde gıcık ama özde çok zor olmayan bir soru arkadaşlar. Bir giyim mağazasının aşağıdaki gibi bir kampanya başlattığını söylüyor. Bir ceket alana bir pantolon hediye ediliyor. Bir pantolon alana bir gömlek hediye ediliyor. Bir gömlek alana herhangi bir hediye verilmemektedir. Bir haftada bu mağazadan alışveriş yapan her müşteri bu giysilerden yalnız bir tanesini satın almış. Ve mağazada 20 ceket, 34 pantolon, 50 gömlek satılmıştır. Buna göre bir haftada bu mağazadan kaç kişi alışveriş yapmıştır demiş. İkinci soru da bence güzel. Biraz daha rahat edeceğiz. Ama ben size yine yorumlu anlatacağım arkadaşlar bunu. Ee, şöyle bir yorum yapacağım bakın. Gömlek alana herhangi bir hediye verilmiyor ya. O yüzden şunu söyleyeceğim. Burada şimdi kaç tanesi hediye, kaç tanesi... Ee, satın alınmış bilmiyoruz ki. Gerçekten yani. Sonuçta 20 ceket satılmış. 34 pantolon satılmış ama bunlardan bazıları hediye sonuçta. Haliyle ben G tane gömlek satılmış olsun diyeceğim. Tamam mı? Gerçi 9 gibi algılanır. Şöyle yapayım. Bu da 6 gibi algılanır. X diyeyim en iyisi arkadaşlar. X tane gömlek satın alınmış olsun. O zaman bunun 50-X tanesi hediyedir. Şimdi dikkat yorumuma. 50-X tane hediye Gömlek alındıysa kaç tane arkadaşlar pantolon alınmıştır? 50-x eksi tane pantolon. Neden? Kaç tane pantolon alırsan o kadar tane hediye ediliyor. Bir pantolona bir gömlek hediye edildiği için. Dolayısıyla toplam 34 pantolon var olduğu için 34'ten 50-x'i eksi çıkarırsak ne olur? Böyle artı olacak. x eksi 16 olur. x eksi 16 tane pantolon arkadaşlar hediye edilmiş olacak. Neden? Çünkü ne dedik? 50-X gömlek hediye ediliyorsa 50-X tane pantolon alınmıştır. Pantolon para verilerek alındığına göre hediye edilen toplam pantolon sayısı x-16 olacak ki toplam 34 pantolon elde edilsin. Pantolonun alınan durumda ne hediye ediliyordu? Daha doğrusu yanlış söyledim pardon. Ne alınınca pantolonu hediye ediliyordu? Ceket. O zaman x-16 tane ceket satın alınmış. Peki o kaça eşit? 20'ye eşit arkadaşlar. O zaman x buradan 36. x dediğim neydi? Gömlek sayısı. 36 gömlek alındı. Yani 36 kişi gömlek aldı. Sonra arkadaşlar yerine yazdığımız zaman pantolon neydi? 50 eksi x kişi pantolon almıştı. O zaman 14 kişi pantolon aldı. Satın aldı para vererek. Ve ceket satın alandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x 16'yı zaten 20'ye eşitledim. Çünkü Cekette de öyle bir hediye durumu yok. Dolayısıyla arkadaşlar ceket satın alanda 20 insan olduğu için toplam bakın 36, 14 daha 50, 20 daha 70 kişi alışveriş yapmış. Yani 70 kişi bu mağazaya girmiş paralarını vermişler ama buradan gördüğünüz gibi bu sayıları bilerek ulaştık. Bence iyi bir soru. Bu soruda arkadaşlar bir ilçede bulunan ABC ehliyet kurslarındaki öğrencilerin sayıca dağılımı verilmiş. 170 derece A'yı göstermiş. B ve C'nin toplam derecesi o zaman 190 derece olacak. B kursuna kayıtlı öğrenci sayısı 450 verilmiş. C kursunda da ehliyet kazanan, ehliyet almaya hak kazanan insan sayısı 400. Ve burada da arkadaşlar bakın kazandırma yüzdeleri verilmiş. Bizden toplam A artı B'de kaç kişi ehliyet almaya hak kazanmıştır diyor. Şimdi 450 kişi B sınıfındaysa bunun ne kadarı kazanmış bakın %60'ı haliyle %60'ı ne yapacak bunun çarptığımız zaman 270. C kursunda ehliyet almaya hak kazanan yani x tane öğrenci olsun. Bunun %80'i arkadaşlar ehliyet almaya hak kazanmış. Yani sadeleştirirsek 5 çarparsak 500 kişi de C kursunda var. O zaman bakın şimdi burada 500 kişi var. Burada da demin söylemiştim 450 diye. 450 kişi de burada var. Toplam o zaman 190 dereceye ne karşılık geliyor? 950 kişi. 170 dereceye kaç karşılık gelir? Bu 5 kat. Bu da 5 kat olur. Doğru orantı. 190'da 950 derece ise 170'de arkadaşlar 850 derece şey 850 yapar. Dolayısıyla 850 tane A'daki bulunan kursdaki insanların bakın %70'i. Buradan da şu sıfırlar gitsin. 5 kere 7 35, 8 kere 7 56. 595 kişi ehliyet almaya hak kazanmış. Zaten demin bulmuştuk e, 270 tane kişi B'de ehliyet almaya hak kazanmıştı. Böylece 5, 6, 8. 865 kişi yani cevabımız C şıkkı oldu. Şöyle bakın soru biraz uzun olduğu için sayfayı kaplıyor. Olay bu. Gelelim 14. soruya. Çay evi sahibinin akrabası olan Timuçin çayı %25 indirimle içmektedir. Timuçin 4 arkadaşıyla birlikte çayı içtikten sonra hesabı istemiştir. Çayın 1 TL olduğu çay evinde sadece Timuçin'in içtiği çaylara indirim yapılarak ödenecek tutar 28,5 TL olarak hesaplanmış. Timuçin ve arkadaşları karışıklık çıkmaması için hesabı eşit olarak paylaşmışlardır. Herkesin eşit sayıda çay içtiği bu çay evinde Son durumda Timuçin'in içtiği bir çay yüzde kaç indirimli hale gelmiştir? Güzel bir soru. Kesirlerle uğraşmamak için şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Her biri 4x tane çay içsin tamam mı? Timuçin 4x tane içsin. 4 arkadaşıyla birlikte olduğu için toplam 4 arkadaşı var. 4x çarpı 4'ten de bunlar da 16x tane çay içmiş olsun. Hepsinin eşit çay içtiğini söylüyor arkadaşlar. Onu da atlamayın bakın. Burada işaretlemiştim. Şimdi normalde ödeyecekleri miktar nedir? 4x, 16x daha 20x TL. Neden? Bu çayın miktarı arkadaşlar bir tanesinin e, ücreti pardon 1 TL olduğu için toplam 20x TL ödenecek. Ancak e, Timuçin ne kadarını ödüyor arkadaşlar? 4x'in 3 bölü 4'ünü ödüyor. Neden? Ona %25 indirimli çay. 4x'in 1 bölü 4'ü. 3x yapar. Şey x yapar pardon. X çıkardığımız zaman da 3x olur. Buradan da görebilirsiniz. O yüzden soruda kesirlerle uğraşmamak için 4x yaptım %25'i görünce. 3x bunun ödemesi gereken miktar. Bunların ödemesi gereken miktar 16x, 19x oldu. Ve eşit oldu arkadaşlar bu 28 TL 28,5 TL'ye. Şimdi 285'i kenarda 19'a böleyim. X buradan 1,5 oldu. Demek ki 4 çarpı buçuktan herkes 6 çay içmiş arkadaşlar. Haliyle herkes 6 çay içince bunlar 5 insan. 6 çarpı 5'ten 30 insan. Yani 28,5 TL'yi 30 insan içti. Şey 30 tane içmiş oldu pardon. Ee, böylece 28,5'u 30'a bölersek bir çayın kaç para olduğunu görürüz. Ee, burada da 28,5 270 olsa 9. Ha, demek ki 0 nokta 95 olacak arkadaşlar. Haliyle 0.95 TL ödeyeceğine göre başlangıçta bir çaya 1 TL ödeyecekti. Ne kadar karı var? 0.05. Çünkü ödeyeceği miktar bakın yeni durumda bu. Dolayısıyla 100 ile çarparsak %5 karı oldu. E şıkkı. Bu sınavda çıkmış soruya benziyor değil mi? Bakın. Yukarıdaki haritada A ile B semtleri arasındaki bir yolda trafiğin yoğun olduğu yerler kırmızı ile, akıcı olduğu yerler ise yeşil ile gösterilmiştir. A'dan A'dan yola çıkan mavi gibi geldi bana da. A'dan yola çıkan bir otomobil trafiğin yoğun olduğu yerlerde saatte 15 km, akıcı olduğu yerlerde saatte 60 km hızla giderek B'ye varmıştır. Eğer bu yolun tamamı akıcı trafik olsaydı, bu otomobil A'dan B'ye 15 dakika daha erken varacaktı. Yorum yapabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok zaten soru aşırı zor bir soru değil. Ama gerçekten arkadaşlar ben size bir denklemle olayı göstermek istiyorum. Problemlerde kendimiz evde çözerken kurabildiğimiz her şeyde denklem kurmayı görelim ki bu bizim yorum gücümüze de muhakkak katkı sağlayacak. Bakın şimdi süre birisinde 15 dakika erken birisinde 15 dakika daha geç oluyor ya. Şuna bağlayacağım. Yoğun olduğu yerlere y ye diyeyim. Buralarda 15 km bölü saatle hareket ediyor. Bu kadar o zaman süre geçer. Neydi zaman? X bölü V. Dolayısıyla birinci zaman dilimi bu. Yoğun olduğu yerlerdeki geçirdiği zaman. A bölü 60 da akıcı olduğu yerlerde geçirdiği zaman. Bu zamandan 15 dakika daha erken varacakmış. Birimler arkadaşlar kilometre bölü saat ya bu soruda. O yüzden hemen bakın dakikayı sakın saate çevirmeyi unutmayın. Ve bu neye eşit olacak? A artı Y bölü 60'a. Yani her yer akıcı olsaydı bu kadar sürede gitmesi gereken yere varacaktı. Payda eşitliyorum. 4Y artı A eksi 15 eşittir A artı Y. Buradan A'lar gitti. 3Y eşittir 15'ten Y 5 oldu. Demek ki yoğun olan yerlerdeki kilometre 5 kilometre geçirdi. Buradaki hızı 15 kilometre bölü saatti. Yani Hızı saatte 1 bölü 3 kilometre arkadaşlar. E, pardon. Ee, 1 bölü 3 saat zaman geçirdi affedersiniz. Sonuçta biz zamanı bulduk. 1 bölü de gidip 60 da çarpacağım. Böylece 20 dakika burada vakit geçirdiğini görmüş olacağım. Ben böyle denklemle yaptım ama bu soru normal biraz hani yorum yaparak da yapılabiliyor. Ben yorumumu daha matematiksel gösterdim burada arkadaşlar size. Bir maratona katılan Kenan adlı koşucu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Kenan önündeki bir kişiyi geçerse önündekiler ile arkasındakiler eşit sayıda olacaktır. Arkasındaki iki kişi Kenan'ı geçerse Kenan sondan 117. sırada olacaktır. Buna göre maratona katılan koşucuların 50 tanesi yarışı tamamlayamadığına göre yarışı kaç kişi tamamlamıştır? Bu testteki sorular güzel değil mi ya? Ben hoşuma gitti yani. Bu da yorumunuz arkadaşlar. Eğer yani uyduruk değilse, şıklardan gitmediyseniz güzel bir şekilde e, çözerseniz, çözdüğünüz bir yol olursa yorumlarda belirtmenizi tavsiye ederim. Şimdi Kenan'ın önündeki bir kişiyi geçtiğinde önündekiler ile arkasındaki sayı aynı oluyormuş. İkinci durum yani, birinci durumu yazmayayım önce. Kenan'ın ikinci durumunda önünde A kişi olsun, arkasında da A kişi oluyor. Bu da A artı birinci kişi. Tamam mı? O zaman başlangıçta nasılmış? Önünde bir kişi daha fazladır değil mi? Sonuçta bir kişiyi geçtiğine göre gerçekte ilk durumda önünde A artı bir insan olur. Haliyle arkadaşlar A artı bir önünde insan olduğuna göre arkasında da ne gelir? A eksi bir. Neden? Burası bir art azaldı. Burası da bir arttı. Birisi A'ya çıkarken birisi A'ya indi. Demek ki toplam insan sayısı burada her türlü ne oluyor arkadaşlar? 2A artı bir tane. Katılan yarışçı sayısı. Çünkü A artı birinci dediğim veya şuradaki A'nıncı dediğim zaten Kenan. Toplamda da gördüğünüz gibi iki A artı bir olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim şeye, ikinci duruma. Arkasındaki iki kişi yani gerçekte A artı bir insan önünde var. Kendisi böylece A artı ikinci olur ama ona bir nokta koyalım. Arkasında da arkadaşlar ne durum var? A artı birden sonra A eksi bir insan vardı. Arkasındaki iki kişi önüne geçerse A eksi 3 olur arkadaşlar. Önün arkasındaki insan sayısı. Önündeki insan sayısı da artar A artı 3'e çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar böylece burada yapacağımız iş ne? Söylediği bakın sondan 117. oluyor ya arkasında a eksi 3 insan varsa bu kaçıncıdır sondan a eksi 2. Neden? Örnek düşünün. Burası 50 olsa o kaçıncı insan olur? 51. insan olur. Çünkü arkasında 50 insan var bir de kendisi 51. Bunun gibi arkasında a eksi 3 insan var bir de kendisi a eksi 2 eşittir. 117. A buradan 119 oldu. Demek ki katılan yarışçı sayısı 2 ile çarpıp 1 eklersek 239. 50'si tamamlayamadı. Cevap 189 oldu. 17. soruyu aslında ben arkadaşlar bir soru yorumda çözmüştüm. Belki oradan bilen arkadaşlarımız vardır. İlk defa izleyenler varsa bir soru yorumlarda da hoşuma giden size yorum öğretebileceğim sorular olursa çözmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar burada M ve C'nin tam orta noktasında karşılaşıyorlar. AA diyelim şöyle. Burası 2A, burası 2A. Böyle hepsi 2A yani. Toplamda da 4 x 4'ten 16A'lık bir yol var. Şimdi birisi şöyle renkle göstereyim. Geliyor böyle bu kadar yol alıyor. Yani buradan 2, 4, 3 daha 7 A'lık bir yol alıyor. Sonra diğeri de arkadaşlar şöyle B noktasından çıkıyor. Ne kadar yol alıyor toplamda? 4, 4, 4, 1 daha 5 A'lık bir yol alıyor. O zaman haliyle şunu söyleyebiliriz. Aynı anda birisi 7 A yol alıyor, birisi 5 A yol alıyorsa Bunların hızları oranı 7 bölü 5'tir. Neden? Süre aynı. Dolayısıyla aldıkları yol hızlarıyla doğru orantılı. Böylece 7V ve şuraya yazayım hatta. 7V ve 5V'lik bir yol. Şey hız. Buradan sonra artık arkadaşlar. Neredeler bunlar ikinci durumda? Şunları silelim. İkinci durumda M ve C'nin ortasında var. Hızlı olan 7V hızla buradan gidiyor. Yavaş olan da 5V hızla sol tarafa doğru gidiyor. Bunlar bir yerde karşılaşacaklar. Artık sorunun önemli noktası bence bu. Karşılaştıkları zaman birisi diyelim temsil olarak söylüyorum bak cevabı bilmeden. Birisi buradan geldi, birisi de buradan geldi. Fark ettiniz mi? Yolun tamamını almış oldular. O zaman 5V artı 7V hızlarının toplamı çarpı T sürede ne kadarlık yol aldılar arkadaşlar? 16A'lık yol aldılar. O zaman T buradan 16A bölü 12V yani sadeleştirirsem 4A bölü 3V. Bunu niye yaptık? İki tane araç birbirine doğru geliyorsa karşılaştıkları ana kadar hızları toplarız. Hızları toplamı çarpı T bize neyi veriyordu arkadaşlar? Toplam aldıkları yolu veriyordu. Dolayısıyla alınan zaman 4A bölü 3V. Bir tanesinden yola çıkarak yapalım. Yavaş olanı düşüneyim. 7 ve şey hızlı olanı düşüneyim pardon. 7 v hızı Aldığı yol 4A bölü 3 ve süreyle gidilecek. Dolayısıyla buradan da 28 bölü 3 A kadar yol alacak. 28 bölü 3 ne yapıyor? 9 küsür yapıyor değil mi? Yani 9.1, şey, 9 9.3 falan. O zaman A, 2A daha 3A, 2A daha 5A, 2A daha 7A, 2A daha 9A. Şöyle A ile N'nin arasında bir yerde olacakmış arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Bir soru da ben bunu çok hafif daha farklı çözmüş olabilirim. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Son kısmını şimdi çözdüğüm gibi çözmedim. Bir toplantı için bir araya gelen belli sayıdaki misafire her bardağın yanına 3 küp şeker bırakılarak birer bardak çay ikram edilmiştir. Bu misafirlerden 5'i çay ikramını geri çevirerek çay içmemiştir. 80'i %80'i çayına 1 küp şeker atarak çayını içmiştir çayına 3 küp şeker atanların sayısı çayına 2 küp şeker atanların sayısının 3 katıdır. Çaylara toplam 155 küp şeker atıldığına göre misafirlerden kaçı çayına 3 küp şeker atarak çayını içmiştir. Kesirlerle uğraşmamak için şimdi e, 3 küp şeker atanların sayısına 3K diyelim. 2 küp şeker atanların sayısına K diyelim arkadaşlar. Ve burada artık 3K kişi 3'er tane şeker attığından atılan şeker sayısı 9k. K kişi 2 tane şeker attığından atılan şeker sayısı 2k oldu arkadaşlar. %80'i çayına 1 küp şeker atmış. O zaman lütfen burada dikkatlice izleyin. 5'i çay almadı. Yani şeker atmadı. Burada 3k buradan, k buradan, 4k kişi de arkadaşlar çayına 3 ve 2 şeker attı. Bunlar tüm kişilerin ne kadarı olmuş olacak? %20'si. Neden? Atanlar ve atmayanlar bir şeker atmayan, iki şeker atan ve üç şeker atanlar %80'den geriye kalan kısım değil mi? Tamamı %100 olduğuna göre %20'lik kısım bunlardır. %80 ne demek? %20'nin 4 katı demek. Dolayısıyla 16K artı 20 tane insanda bir tane atacak. Böylece 16K artı 20 çarpı 1'den yine 16K artı 20. Eşit olacak 155 şekere, K arkadaşlar buradan 5 geldi. K5 olduğuna göre 3 tane şeker atan 3K insan vardı, 15 oldu. Bence bu soru tam böyle sınavda sorulan klasik her yıl karşımıza gelen denklem soru modellerinden biri arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım arkadaşlar soruda çünkü iç içe bilgiler var. Verilenleri düzgünce kullanmamız gerekiyor demiş ki B marka yazıcının 10 dakikada yazdığı sayfa sayısı A marka yazıcının 14 dakikada yazdığı sayfa sayısının %50'si. Buradan yararlanmamız lazım. Çünkü dakikada 10 sayfa yazdığını biliyoruz. O zaman 10 dakikada ne kadar yazar? 140 sayfa yazar. A yazıcısı arkadaşlar 140 sayfa yazdığı için de şöyle biraz şu tarafa alayım ki yazabileyim. 140 sayfa yazdığına göre demek ki yarısı kadar yazıyormuş. 70 sayfa yazıyormuş B yazıcısı ve bunu kaç dakikada yazıyor? 14, 14 dakikada mı bakayım? 10 dakikada pardon. 10 dakikada yazıyormuş arkadaşlar. 70 sayfayı. O zaman bu 1 dakikada 7 sayfa yazar. 700 sayfayı kaç dakikada yazar? 100 dakikada yazar. Şimdi dikkat edin. Önemli olan kısım arkadaşlar şurayı bakın anlamak. B marka yazıcı tamamen tükenirse A marka yazıcısı Tükenip bir de üzerine daha mürekkep harcamak zorunda çünkü A marka yazıcısının Tükettiği miktar yüzde yüze ulaşınca diğeri ancak yüzde 60'ına ulaşıyor o zaman ben ne yapacağım A markasının yüzde yüzüne ulaşması için B markası yüzde 60'ını kaç dakikada Çıkartıyor onu göreceğim 100 dakikada yüzde yüzünü mürekkebin kullanıyorsa yüzde kaç dakikada kullanır? 60 dakikada. Demek ki 60 dakikada A makinesi yüzde yüzünü mürekkebin kullanmış oluyor. Tersten söyleyelim. B marka yazıcının 1 dakikada harcadığı mürekkep miktarı A'nın yüzde yüzünün yüzde altmışı. Gerçekten de öyle olmuş olacak. Dolayısıyla 60 dakika A makinesi çalıştığında dakikada 10 sayfa yazdığından 10 dakikada 600 sayfa yazar arkadaşlar. Bu şekilde bir soru bu da. Sorunun bence önemli noktası işte şurasıydı. B %60'ına ulaştığında A'nın %100'üne ulaştığını görmeniz gerekiyor. Şimdi buna göre son soruya geldik artık burada. Bir manavın bozuk olan terazisi tartılan nesneleri gerçek ağırlığından %20 eksik göstermektedir. Manav toptancıdan aldığı portakalları %40 kâr ile satmak istemektedir. Manav aldığı portakalların dörtte birini sattıktan sonra terazisinin bozuk olduğunu fark etmiş, teraziyi tamir ettirerek kalan portakalları da satmıştır. Buna göre manavın gerçek karı yüzde kaçtır? Burada arkadaşlar ben hem ürün miktarına hem de ürün fiyatına bir sayı belirleyeceğim, diyeceğim ki e, kilosu 10 TL olsun ve 20 kilo alsın. Kesirlerle uğraşmamak için yapıyorum. hocam siz burada hemen tabi sayıları kolayca veriyorsunuz, neye göre veriyorsunuz bunu? Bence sayılarla aranız iyi oldukça, çok soru çözdükçe siz bu sayı verme konusunda bizden daha iyi oluyorsunuz. Ve gerçekten arkadaşlar merak etmeyin. Yani böyle hemen kafamdan süper şekilde uydurduğum için değil. Bu konuda iyi olabilirsiniz. Ama iyi değilseniz de biraz daha kesirlerle uğraşırsınız. Bu soru çözmenizle ilgili bir durum. O yüzden hani bizim çok kolay sorular üretti, sayılar ürettiğimizi, bizim tuzumuzun kuru olduğunu falan düşünmeyin yani. Şimdi buna göre 10 TL dedim 20 kilogram almış olsun. Ne kadar maliyeti var bu manavın? 200 TL maliyeti var. Cebinden çıkan para bu. Para bu. Dolayısıyla %40 karla satmak istiyorsa onun %40'ı 4 olur. 4 lira daha eklersem 14 TL'ye satmak istiyor. Ancak arkadaşlar aldığı portakalların dörtte birini sattığında yani 5 kilosunu sattığında bu zannediyor ki 5 kilo değil de 5'in %20'si 1 olduğu için 1 kilo eksik tartıyor. Yani bu 4 kilo sattığını zannediyor. O yüzden diyelim birisi geldiyse 4 kilo aldığında 56 TL buradan para kazanıyor arkadaşlar. Bir de sonrasında 14 çarpı geri kalan 15'i de kazanacak. 14 çarpı 15 ne yapar? 210 TL. Yani totalde 210 56 daha 266 TL para kazanıyor. Maliyeti kaçtı? 200 TL. O zaman karı ne oldu? 200 TL'de 30 pardon 66 TL karı var. 100 TL'de %33 olacak arkadaşlar. B şıkkı. Bu şekilde kesirlerle uğraşmamak için sayı vermek, özellikle ürün miktarına 10 işte şeye de fiyatı da 10 diyebilirsiniz ama burada %20 eksik %40 falan derken kafam karışmasın diye ben biraz daha miktarı büyüttüm arkadaşlar. Bir de şurada 4'te 1 mevzusu olunca o yüzden de 20 yapayım dedim. Dolayısıyla böyle aslında böyle karışık gibi görünen bir soruyu daha rahat daha kolay yaptık. Problemlere devam edeceğiz. Burada problemlerden çözeceğim bir 5 tane daha soru olacak arkadaşlar. Sonra kümeler sayma olasılığa doğru ilerleyeceğiz. Bu 20. soru bu testin tabii ki ama genelde artık 60. soruya gelmiş olmamız lazım arkadaşlar. Devamında inşallah 61'den 70'e doğru gideceğiz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.